Kaydı başlatıyorum. Şimdi arkadaşlar, amacımız elimizde olan şu farklı açılardan çekilmiş, çizilmiş araba kesitlerini kullanarak bir araba modeli oluşturmak. Şimdi bu arabaları biz çizerken eğer bir simetri söz konusuysa kesinlikle tamamını çizmiyoruz. Çünkü hem çok fazla zaman kaybı var hem de birebir tutturma şansınız olmaz. Ama ortadan şu objeyi tam ortadan şuradan bölerseniz ve bu tarafını çalışırsanız ya da bu tarafını çalışırsanız bittikten sonra karşı tarafa zaten bir adet kopyasını alıp yerleştirebilirsiniz. Peki yapacağımız ilk işlem nedir? Bakın ilk yapacağımız ilk işlem şu arkadaşlar. Bir tane klasör oluşturuyorsunuz. Bu klasörün içerisine öncelikle fotoğrafları atıyorsunuz. Sonraki aşamada o klasörün yolunu bir kaydedeyim. Ctrl-C, Max'te File, Save diyorum arkadaşlar. Nereye kaydedeceğim? Oraya araba olarak kaydedeceğim. Şimdi yapacağım diğer işlem. Customize Unit Setup. Buradan ölçü birimi olarak kendime santim mi gireceğim, metre mi gireceğim bunu belirleyeceğim. Ben buradan santimetreyi seçiyorum. Şimdi başlıyorum. Tab bakış açısına bir tane plane çizmeye. Bakın ilk yapacağım şey plane. Şunu aldım. Bunun segment sayısını hemen azaltıyorum. Segmentleriyle bir işim yok. Bir, bir. Boyut olarak arkadaşlar mesela bir araba kaç metre boyutunda olur? Herhalde 4 metre boyutunda olur. İnternetten girip bakarsanız eğer diyelim ki 3'tür efendim, 4 bakalım. Google'a yazalım arkadaşlar. www. Google. Bazen bu boyutları kendileri fotoğraf üstünde veriyorlar. Burada ölçü var mı? Bakın burada ölçü var zaten bakacak olursanız. Nerelerin ölçüleri var? Bakın Google'a girmeye gerek kalmadı. Burada var mı zaten ölçüler? Yatayda ölçüsünü kesmişiz. Kesilmiş. Şu yataydaki ölçüsü lazım bana. O yüzden belki yine boyut bulmak adına arkadaşlar. Bakın yatayda şey kısmı belli, bazı kısımlar belli ama diğer kısımları belli değil. O yüzden ben yine Google'a gidiyorum arkadaşlar. Geleyim şuraya Google'a. Şurada mı açmıştık Google'a? Neyse tekrar yapalım. Çizeceğim araba Audi TT boyutları diyorum. Görseller diyelim. 2468. Aa, o genişliği yok. Boyutu daha fazla olması lazım diye düşünüyorum. Görseller, boyut gösteren bir şey var mı bize? Deminkinde birkaç şey yazdı hocam. Oradan görebilirsiniz. Tamam bakacağım. Üzerinde gösteren bir şey olursa benim için daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Ama gördüğüm kadarıyla Şu. şudur. Açılsın bakalım neymiş o. Bu arada yine bakalım biz. O bir videosu açılmayabilir çünkü. Bakıyorum ne açıldı? Bu açılmış. Evet burada ölçüleri var arkadaşlar. Bakın şuradan hemen ekran görüntüsü alıyorum. Print screen. Print screen aldıktan sonra Photoshop'um açık. File new diyorum. Ctrl V. Crop. İşte arkadaşlar Photoshop biliyor olmanın her yerde faydası çok fazla. Hele Max'te acayip acayip fazla. O yüzden Photoshop'u size başta öğrettik ki bu tür konularda sorun yaşamayasınız. File save as diyorum arkadaşlar. Kaydediyorum bunu. Yine aynı yere. Ctrl V. Yolumuz gitmiş. Şuradan alıyorum. Ctrl C. Ctrl V. Boyut diyeyim. Şimdi boyutlarınız belli olduğuna göre şuradan bakabiliriz. Bakın. 4.19. 4.198 santim. Bakın uçtan uca 4.198 santim. Geliyorum Max ortamında. Bitine bakıyorum. Şurası tamam. 4.000
198 yerine 199, yani 419 santim. Genişliğine bakalım. Photoshop ortamında bunun genişliğine bakıyorum arkadaşlar. Genişliğini, işin kötü tarafı ha, şurada. 185 santim ya da 184 santim diyebiliriz. Şurada bakın 184 santim. Hemen geliyorum Max ortamında. Şunu genişliğinde 184 santim yapıyorum. 184. Burası tamam. Siz ne yapacaktınız? Eğer böyle bir obje yapıyorsanız bunu cetvelle ölçecektiniz. Ona göre boyutlarını belirleyecektiniz. Şimdi burası tamam arkadaşlar. Bunun bir de Ctrl V ile, bakın copy yapıyorum, instance yapmadım, rotate diyorum. Şuradan 90 derece çevireceğim. Açıyorum transform typing penceresini, sağ tuş yaptım üzerinde. Hangi eksende? Şu anda gördüğüm kadarıyla x ekseninde 90 derece bir açıyla çevireceğim. Ne yapmış olduk? Yüksekliği doğru olmamakla beraber yatayda arkadaşlar birbirinin aynısı. İki tane obje elde etmiş olduk. Yüksekliğimiz ne olacak peki? Yüksekliğimize bir bakalım. Şurada bakın. 134 diyebiliriz. 134. 134 santim geliyorum şuraya. 184 değil. 134. Array komutuyla arkadaşlar şunu hizalayacağım. Array komutunu da hatırlatmış olayım bu arada size. Şunu seçiyorum. Bunu align komutu arkadaşlar. Şununla Z yönünde seçili objenin tekrar seçeyim. Align. Evet, Z yönünde seçili objenin minimum noktası, hedef objenin maksimum noktasına gelecek şekilde yerleştirdim. Bakın. Bu şekilde burayı yerleştirmiş olduk. Yine şunu seçeyim. Ctrl V diyeyim. Copy. Yüksekliği önden ve arkadan görmek üzere. Yüksekliğine kaç dedik arkadaşlar? Ya da şunu da yapabiliriz. Fark etmez. Şöyle yapalım. Şunu yapalım. Değiştireceğimiz olsun. Bunun yüksekliği bu kadar. Genişliği ne kadardı? 184 santim. Yüksekliği ne olacak? 134. 184 santim de genişliği olsun. Bunu ben seçiyorum arkadaşlar. Rotate diyorum. Transform typing penceresinde. Z yönünde 90 diye veriyorum. Bakın. Bir adet pop. Bu arada bizim asıl şeyimiz nereye gitti? Ctrl V. Instance copy. OK. Tamam. Birini seçiyorum. Z yönünde 90 derece çeviriyorum. Doğrudur. Ve bunun genişliği kaçtı arkadaşlar? Şunun aynı olması lazım. Şu 184. Bu da 184 olacak. 184. Şimdi bunun bir tane önü var. Bir tane de arkası var arkadaşlar. Şunu ön varsayıyorum. Burada dursun. Şunu da getiriyorum arkadaşlar. Shift basarak arka varsayıyorum. Bunlara isim verebilirsiniz. Modify'ına girersiniz. Arka. Ön. Buraya üst diyebilirsin. Üstten görünüş. Top. Bu da yandan görünüş arkadaşlar. Left, right neyse. Yan diyelim. Şimdi bu aşamada işlemlerimizi biz kabaca tamamlamış olduk. Geriye kalan kısım arkadaşlar şu. Materyal editörde bakın M'yi açıyorum. İsterseniz böyle yapın daha kolay çünkü. Materyal editörde neredeydi bizim objelerimiz? Bakın şurada. Buraya da bakın kaydederken arka, ön, sol, top diye kaydettim ben. Geliyorum. Materyal editörde şuradan arkadaşlar. Physical material. İsterseniz sonra render'ımızı da V-Ray yapacağımız için ister render'ımızı da V-Ray yapalım şimdi. Rendering. Render setup. Şuradan V-Ray'i seçiyorum. Ve geliyorum arkadaşlar. Şunu kapatıyorum.
Şimdi materyal editörde artık bireyi seçebilirim. Bakın buradan birey diyorum. Birey. Birey, birey, birey. Evet, bireyi seçtik ve materyal editörden arkadaşlar şunları bir tek tek kopyalayayım. Bakın aynısından kopyalıyorum. Sadece şeyi değiştireceğim. Şuna mesela ne diyelim? Ön. Şuna arka. Şuna top, yani üstten. Şuna da yan diyorum arkadaşlar. Yan taraf. Evet, şimdi geleceğim tek tek bunlara şeyi seçeceğim. Bitmap. Bitmap'i gören şuradaki bitmap veriyorum. Bu neydi ilk seçtiğimiz? Ön. Önü tıkladım. Şimdi önü ne demiştik arkadaşlar? Şuraya göndereceğiz. Gönderelim önü. Bakın ön taraf geldi. Arkaya geliyorum. Arkayı yine şuradan seçiyorum. Bitmap'i görebiliyor musunuz? Göremiyorsak yazarız. Görünüyordur da gözümüzden kaçıyordur belki de. Şurada orada. Bakalım. Bitmap. Bu neydi arkadaşlar? Arka. Sonra bunu gönderiyorum. Top. Üst yani. Üst alt fark etmiyor arkadaşlar. Top dedik biz genel olarak buna. Çünkü iki tarafına da veriyor ya. Bunun materyali iki tarafına da veriyor. Şimdi geliyorum. Top'u seçiyorum buradan da. Yine bitmap. Top. Bunu da arkadaşlar nereye göndereceğiz? Şuna göndermiş olacağız. Şuraya geliyorum. Bu ne? Yan. Seçtim. Bitmap. Yan taraftan sol demişiz mesela burada. Sol olsun, önemli değil. Şunu seçiyorum ve gönderiyorum. Böylelikle ne yapmış olduk arkadaşlar? Dördünü de yerleştirmiş olduk. Ben de arkamı yerleştirmiş. Ya da sol, left değil de right yapmayacağım. Burası ön mü? Evet. Yani aslına bakarsak şöyle yapalım o zaman. Şurası ön oluyor. Buraya önü yollayalım. İsimler değişmiş tekrar. Aile moduna göre olmuyor herhalde. Üste çıkayım bakayım. Evet, bu ön. Şu arka. Ön burası, arka burası. Şurada üstten bakınca bunun da ön tarafı burası. Hepsi doğru yöne yerleşmiş oldu arkadaşlar. Şimdi bizim yapacağımız işlem. Biz ne yapacağız burada? Bizim yapacağımız işlem arkadaşlar asıl şimdi başlıyor. Yani buraya kadar sadece sahnenin hazırlanmasıydı. Kaydediyorum. Buna da file save as diyorum. Bakın save as diyorum. Araba 2 olarak kaydedeceğim. Save as'le giderseniz geriye dönüşünüz kolay olabilir. Bir hata yaptığınızda geriye dönmek istediğinizde dönebilirsiniz. Şimdi left'ten bir bakıyorum arkadaşlar. Wireframe görüntüden bir çıkıyorum. Orada left'te ne gözüküyor? Ön taraf gözüküyor. Perspektif front'ta muhtemelen left gözüküyor. Ben ne yapayım arkadaşlar? Perspektif hepsini seçeyim. Hepsini 90 derece çevireyim. Z ekseninde 90 derece çeviriyorum. Şimdi front dediğimde ön geldi. Left dediğimde yan geldi. İşte top dediğimde üstten görünüşünü görebileceğim. Peki ne yapacağız? Şu anda bir sorun var mı? Herhangi bir sorun gözükmüyor. Yerleşmiş durumda istediğiniz gibi. Biz ne yapacağız? Şimdi left'ten geliyorum arkadaşlar. Aslında bunu da tam bir çevirsem iyi olacak. Bana ters geliyor şimdi. Şunu bir de 180 derece çeviriyorum arkadaşlar. Z ekseninde 180 derecelik bir dönüş veriyorum. Şimdi front şey oldu, arka oldu. Değiştirelim yine perspektif. Şunları düzeltirsek bir sorun kalmayacak. Şurası arka değil mi burası? Tamam, doğru, sıkıntı yok. Front önemli değil. Şimdi left'ten bir bakıyorum. Arkadaş şeyi göre. Doğru. Left. Tamam, neyse bu şekli olsun. Şimdi geldim.
Yapacağım işlemi söylüyorum. Şununla bir işim kalmadı artık. Bir tane plane seçiyorum. Bakın bir tane plane ile nerelere gideceğiz? Lütfen iyi bakın. Plane'i seçtim. Geldim buraya. Şuraya bir tane plane çiziyorum. Şimdi perspektiften bakacak olursak arkadaşlar bu plane arkada kaldığı için benim objemi kapatmıyor. Demek ben şu taraftan bakıyorum. Şimdi left'ten bir bakayım. Bakın objem nereyi kapatıyor? Burayı kapatıyor. Ben aslında arkayı da görmek istiyorum. Çalışırken ne yapacağım? Arkayı görmek istiyorum. Ne yapabilirim? Bu obje üzerinde sağ tuş yapıp object property istiyorum. Burada arkadaşlar özelliklerinde see through seçeneği var. See through bunu saydam bir obje haline getiriyor. Okey diyorum. Bakın artık bu obje saydam bir obje. Buna bir tane edit poly veriyorum. Edit poly vertexlerinden geliyorum arkadaşlar. Bunu seçiyorum. Şunu şuraya koydum. Bunu buraya koydum. Bunu buraya koydum. Kaporta yapıyorum. Bildiğiniz kaporta yapıyorum. Peki taptan baktım da doğru yerde mi acaba bu? Taptan bir bakayım arkadaşlar buna. Taptan baktım da doğru yerde olmadığını görüyorum. Getiriyorum arkadaşlar bunu. Şuraya koyuyorum. Şimdi left bakış açısından bakıyorum tekrar. Bu kaportanın normalde yatık olması lazım. Yani bizim şunu bir şekilde yatırmamız lazım. Bir şekilde yatırmak gerekiyor. Nasıl yapabiliriz bunu? Şu vertexleri seçerim. Tap bakış açısında gelirim. Şuraya kadar sürüklerim arkadaşlar. Şu anda bu kaportanın bu kısmı kapattığını, left'ten de bakınca hiçbir sıkıntı yaratmadığını görebilirsiniz. Sonra edge moduna gelirim. Bakın buradan edge diyorum. Şu edge'i ya da bu edge'i seçerim. İster bu tarafa doğru giderim, ister bu tarafa. Ya da bu tarafa doğru da gelebilirim, ya da o tarafa doğru da gidebilirim. O tarafa doğru gidecek olursam ne yapmam lazım? Tap bakış açısında gelirim arkadaşlar. Bakın shift'e basılı tutuyorum. Şuraya doğru yürüttüm. Ne yapmış olduk arkadaşlar? Hatta isterseniz şurada bir basamak oluşturalım. Şunun için belki girinti çıkıntı gerekebilir. Şurada bir tane daha şey oluşturdum. Yine left'e geliyorum. Bakın burada bir sorun yok. Şuna geldim. Biz o uzatma işi kolay olduğu için o işi en sona bırakabiliriz. Yani şu uzatma işi kolay olduğu için burayı oturursa eğer kolay olduğu için en sona bırakabiliriz. Ama şöyle yaparsak işimiz daha kolay olacak. Left. Geliyorum edge modunda. Şunu seçiyorum arkadaşlar. Sonra vertex modunda bunları doğru yere yerleştiriyorum. Alıyorum bakın şuraya yerleştiriyorum. Yine edge moduna geçiyorum. Shift ile beraber çoğaltıyorum. Şuraya yerleştiriyorum. Edge modu. Niye basarak takip? Shift'e mi basarak? Shift'e basıyorum arkadaşlar. Çoğaltma işlemi Shift'le birlikte yürüyor. Şunu da biraz taşıyayım. Edge modu. Şimdi dedim ya çekici nasıl vuracağınızı bilmek olsun. Komut bu kadar. Buraya verdim komutlardan sonra artık komut yok. Komut bu kadar ama çekici nereye vuracağız? Yani biz bu tarafa doğru mu gideceğiz? Bu tarafa doğru mu çoğalacağız? Yoksa buraya doğru mu çoğalacağız? Her seferinde vertexleri nereye taşıyacağız? O önemli. Yoksa başka komut yok burada. Burada bilmeniz gereken bir de şu komut var. Mesela diyelim ki edge modunda seçtiniz burayı. Burada arkadaşlar diyelim ki hangi komuta ihtiyacımız olacak? Connect olabilir. Bridge olabilir. Başka. Diyelim ki şu iki modu seçtim ben. Şey iki aralıktaki şeyi seçtim arkadaşlar. Burada mesela diyelim ki connect verip araya yeni segmentler ekleyebilirsiniz. İhtiyaç duyarsanız eğer yeni segmentler ekleyebilirsiniz. Ama asıl onu başka bir komutla size göstereceğim. Fakat şeyi bitirdi. Hatırlayamıyorum bir an. Size yardımcı olabilir. Yok ateş değil. Bridge, chamfer. Chamfer bridge olabilir. Bakın bridge diyorum. Ctrl Z diyeyim. Burada segment sayısını arttırayım. Ya amacım şu ikisinin arasında segment oluşturmak. Bir F3 yapayım wireframe. Bakın wireframe'le bir bakalım. Bridge diyorum. Evet bakın yatayda ne oldu? Segmentleri artmış oldu. Bunu istemiyoruz. Connect. Bize istediğini verecek mi? Hayır. Cut komutunu bulmam lazım. Benim cut'ı bulmam gerekiyor. Cut nerede? Polygon modunda seçeyim. Polygon modunda bir deneyeyim cut'ı.
kat kat kat. Katın çıktığı bir nokta olması lazım. Kat. Connect'i deneyelim arkadaşlar. Şunun ikisinin arasında yine Connect'i bir görmüş olalım. Edge. Connect. Asıl katın çıkması lazım ama katı bir an göremedim. Neyse. Buraya tekrar döneceğiz. Burayı tekrar düzenleyeceğiz arkadaşlar. Wireframe görüntüden çıkıyorum tekrar. Geliyorum burada. Devam ediyorum. Yine Edge modunda. Sadece şurayı seçiyorum. Şu an çünkü zaten segmente ihtiyacımız yok. Şu anda doğru gidiyoruz. Efendim? Yukarı bokuna basarak ilerlediğinizi ben farkında mısınız yaptığı şey? Yukarı bokuna basarak şeyi... Hocam çekiç dediniz bu mu? Komut bu arkadaşlar. Ha, bakın komut bu. Getiriyorum bakın. Çoğalta çoğalta gidiyorum. İsterseniz şöyle yapalım. Hocam bir önceki nokta bıraktığınız yerde kalıyor değil mi? Kalıyor. Bakın şuralarda vertexler duruyor zaten. Şeyler de duruyor. Segmentler de duruyor. Bakın F4 yapayım. Segmentleri de görün bu arada. Yine Edge moduna geliyorum. Buraya kadar geldik. Mesela buradan devam edeceksiniz yukarıya doğru. Geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın biraz önce X'in üstünde gidiyordum. Şimdi hem X hem de Y yönde hareket edebilmek için şuraya geliyorum. Şuraya doğru gidiyorum. Ne yapıyorum? Vertexlerimi küçültüyorum. Şöyle alayım. Yine Edge moduna. Sonra tek tek düzeltirim bunları. Biraz büyük olsun. Burada dursun. Bu böyle devam edecek arkadaşlar. Tabi bu arada taptan bir kontrol edeceğiz. Bu böyle gerçekten doğru mu gidiyor bu noktalar? Mesela bu noktalarda doğru gitmiyor. Bunun nerede olması lazım şuralarda? Şu noktada olması lazım. Bak şu vertexleri ben alacağım. Şuradaki vertexleri arkadaşlar şuraya taşıyacağım. Yine şu vertexleri alıyorum. Doğru yerlere taşımam lazım. Diyelim ki şurada. Valla iyi söyledin hocam sizin yaptığınız vertexler. Genelde. Kışkırıyor beni. Güler kaçıyor. İşte o tecrübe arkadaşlar. Yani tanışıklıkla alakalı. Yoksa aramızda özel bir durum yok arkadaşlar. Bunlar bildiğiniz vertexler yani. Yok hocam, bizi seviyor bunlar. Diyorsun. Evet. Siz de kendinizi seviyorsunuz arkadaşlar. Ne diyeyim? Çok görüş böyle ondan. Samimiyetiniz arttıkça bazı şeyler değişecek, düzelecek. Evet. Perspektiften bir bakalım. Biz ne yaptık acaba? Bakın bizim yaptığımız şu aşamaya kadar şu. Görebiliyor musunuz? Hocam böyle kendimizi de çizebiliriz o zaman. Neyi? Kendimizi. Tabii ki her şeyi çizebilirsiniz. Şimdi getiriyorum arkadaşlar. Nisa kaputası diye bir şey var. Kendi kaportanızı sonra düzeltirsiniz arkadaşlar. Bakın millet devam edebilmek için yukarı tuşla, yukarı baka basıyor. Sonra nereye bastı falan demeyin. Hocam edit poliden değil mi? Edit polinin altında arkadaşlar. Yine şuraya geliyorum. Bakın şurada far gibi bir şey mi var? Yok, far yokmuş. Yine şey yapabiliriz. Şunların ikisini ben ayrı ayrı yapayım. Edge diyorum arkadaşlar. Şunu seçiyorum. Shift'e basılı tutuyorum.
Burada büyümeye başladı tekrar. Şunu şuraya, bunu buraya. Şunu yürüteyim. Perspektiften de arabamı kontrol edeceksin. Bunlar nereye gidiyor böyle? Doğru mu gidiyor, yamuk mu gidiyor? Dedim ya, işin zor kısmı burası arkadaşlar. Yani takip etmesi. Yoksa komut bu kadar zaten. Hani ekstra bir komut yok burada. Evet, bir sonraki basamakta ne yapacağız arkadaşlar? Şurayı yapacağız mesela. Şurayı bitirelim. Yerleştiririm şimdi ben. Burayı da yerleştireceğim. Alayım. Burası tamam. Diyelim ki bir sonraki basamakta yine şuradan mesela bir şey uzatalım. Bu arada snap komutlarını kullanabilirsin. Mesela bunu şuna tutturmak istiyorsan snap komutunu açarsınız arkadaşlar. Snap komutu nerede? Bakın şurada açılıp kapanan görebiliyor musun? Burada vertexleri seçerseniz eğer şu vertexin birini taşırken şu vertexi tutturabilirsiniz. Bakın tam oturdu. Şurada bir tane vertex var. Bunu taşırken şuna oturtabilirsiniz. Şurada bir vertex var. Bunu taşırken buna oturtabilirsiniz. Şurada bir vertex var. Taşırken buraya oturtabilirsiniz. Böylelikle ne oldu arkadaşlar? Vertex'e birleşmiş oldu. Her seferinde dönüp vertex'e birleşmek gibi bir şey yok. Yok. Normalde eğer düzgün yaparsam, ben şu anda düzgün yapmadığım için vertex'le birleyim. En son şey de yapabilirsiniz. Bunları birbirine kaynatabilirsiniz. Yani eğer doğru yolu bulursanız, bu arada vertex'i her zaman açık bırakmayın. İhtiyaç duymuyorsanız kapatın. Burayı mesela biz arkadaşlar bu şekilde yapmış olduk. Edge modum mesela. Bu sefer de şurayı yapalım arkadaşlar. Şöyle yapayım. Shift'le beraber böylelikle çoğaltayım. Alıyorum şu vertexleri, yine doğru yerlere taşımaya çalışıyorum. Snap komutu kapalı, kapatıyorum. S'ye basınca kapanıyor. İhtiyaç duyduğumda S'ye basıp açabilirim tekrar. Snap. Evet, kısa yolu S arkadaşlar. Şunu da aldım, şuraya yerleştirdim. Evet, tabii şunları yine tab'tan bakıp düzeltmeniz lazım. Yani bunlar böyle, bakın. Normalde dışarı çıkması lazım şeylerin, şu kısmın. Left diyeyim, mesela şurayı komple seçiyorum. Şunları da seçiyorum arkadaşlar. Tab bakış açısında biraz yukarı dışarı çıkaracağım. Sadece şunları çıkarayım. Emin olamadım. Şunları çıkarsam yeterli olacak gibi. Tab. Şunu aldım, şuraya koydum. Bakın buraya yerleştirmiş oldum. Tam oturması için yine vertexleri tab'tan da olması gereken yerlere götürüp bırakıyorum. Buraya yerleşti. Left'ten geliyorum. Şimdi burayı yine çoğaltabilirim. Edge modunda. Snap'ı açtım arkadaşlar. Yine bunlar birbirini yakalasın. Burada şu mesela şunu yakalasın. Kapattım. Snap'te işim kalmadı şu an için. Edge modunda seçiyorum. Sen
İsterseniz şurayı da uzatabilirsin ama bunu uzatmayı tercih ediyorum şu an için. Hepimiz bir top çizebileceğiz yakında. Hepimiz bir top çizebileceğiz. Arkadaşlar bu yöntemi öğrenirseniz istediğiniz her şeyi çizebilirsiniz. Hocam TOG'un şeyini koymuşlar yani. Stand değil de tanıtım şeyi. Evet. İstersen şuradan C2'dan bir çıkayım arkadaşlar. Object Property, C2'yu kapatıyorum. Bak, yavaş yavaş bu çıkıyor. Çok mu kötü? Çok da. Bakın, hocam. Yapacağım işleme bakın. Şunu seçtim. Modify liste geliyorum. Turbo Smooth diyelim arkadaşlar bir tane. Gördünüz mü? Kaporta diye gözüküyor. Orada hocam orayı şuraları düzelteceksin. Yani şey aşamasında dediğim gibi tasarım aşamasında eğer düzgün giderseniz buralar daha düzgün çıkar. Dediğim gibi, o çekici kullanma sizin stiliniz. Nereden çoğaltacaksın? Buradan mı çoğaltacak? Buradan başlayacak. Bu sizin stiliniz arkadaşlar.